Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun değerli izleyenler. Havva'nın Kızları programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da yine her zaman olduğu gibi iki Güzide hanım sahabenin hayatından sizlere bahsedeceğiz inşallah. Bugün Peygamber Efendimizin değerli kızları Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün hayatını konuşacağız. Evet değerli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, çok şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam, bizler de iyiyiz. Hocam bugün iki hanım sahabeyi ele alacağız, iki hanım sahabeyi konuşacağız. Dilerseniz şöyle başlayalım. Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm kimdir? Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip başlayalım inşallah. Bakalım bugün nasıl iki şahsiyet bize neler kazandıracak inşallah beraber dilimiz döndüğü müddetçe konuşacağız. Hazreti Rukiye ve Ümmü Gülsüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki güzide kızı. Rukiye Hazreti Resulullah'ın üçüncü kızı ve üçüncü çocuğu, ikinci kızı. Ümmü Gülsüm de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dördüncü çocuğu ama üçüncü kızı. Bunlar Mekke'de dünyaya geliyorlar. 2 sene falan arayla. Hani çok bir rivayet yoktur aslında doğumlarına ilişkin, doğum tarihlerine ilişkin. Ama hicretten 20 yıl önce doğdukları rivayetler içerisinde geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün çocukları zaten bi'setten önce, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden önce doğdukları yine birçok rivayet içerisinde geçmektedir. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed aleyhisselam ve selamdan olma iki kız çocuğudur. Ve kendileri biliyorsunuz o dönemde Arabistan'ın, Mekke'nin durumu içler acısıydı. O dönemde kızlara önem verilmez, değer verilmez. Hatta kızlar diri diri toprağa gömülürdü. Kız çocuğuna sahip olmak o dönemdeki insanlar için büyük bir utanç kaynağı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardı ardı olan kızları, üçüncü kızıyla beraber Resulullah'a, yani Muhammed aleyhisselatü vesselam'a o zamanın hanımları nasıl haber vereceklerini birbirlerine söylüyorlar. İşte nasıl haber verelim, bu duruma üzülecek. Bunun aksine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ben kız babasıyım diyerek övündüğü birçok rivayet içerisinde yine geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 kız çocuğu olmasına rağmen her bir kızı için ayrı ayrı akika kestiği yine rivayetler içerisinde geçmektedir. Üzüldüğüne dair, endişe ettiğine dair hiçbir belirti de hiçbir kaynakta yine aynı şekilde geçmemektedir. Evet hocam, her iki hanım sahibimizin de Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün ilk evliliklerinden biraz bize bahsedebilir misin? Şimdi bu iki şahsiyet, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kızını aslında beraber anlatmamızdaki gaye tamamen hem doğumları hem başlarından geçen evliliklerin birbirleriyle alakalı olduğu ve hayatlarının birbirine benzediği içindi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ilk kız çocuğu Hazreti Zeynep idi. Hazreti Zeynep ve Ebul As, yani Hazreti Hatice validemizin Havle'den olan, yani kız kardeşi Havle'nin oğlu olan Ebul As ile bir evliliği vardı. Ve o dönemde denklik çok önemliydi. Ve Ebul As da Hazreti Zeynep'e denk bir insandı. Hem asalet bakımından, hem kişilik bakımından, zenginlik bakımından, makam mevki bakımından. Bu yüzden denk görüldü ve Ebul As ile evlilikleri onaylandı. Hazreti Zeynep'in evliliğinden sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi akrabaları, kendi kardeşleri kendi aralarında konuşuyorlar. Yani biz de Ebul As gibi bu şerefe layığız. Yani orada biz de Muhammed'te dengiz, aile olarak, asalet olarak biz de dengiz. Ebul As'a kendi kızını verdiğine göre bize de kendi kızını verebilir. Kendi aralarında bunu konuşuyorlar ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerinden oluşan bir grup, abilerinden oluşan bir grup Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evine gidiyor. Ebu Talip de bunun öncülüğünü yapıyor ve evin kapısı kız için çalınıyor. O dönemde Rukiye'de, Ümmü Gülsüm'de yaşları çok büyük olmamasına rağmen Arabistan'ın o iklimine
karşın gelişmiş, serpilmiş. Aynı zamanda Hazreti Hatice gibi bir şahsiyetin terbiyesinden geçtikleri için, olgun ve şahsiyetli birer genç kız oldukları için Mekkeli içerisinde de bilindik kızlar haline gelmişlerdi. Buna en layık olan insanlar da kendilerine göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarıydı. Hani genç kız bir evde olduğu zaman onun için artık evlilik konuşulmaya başlanır. Yani bu dönemde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evinde de Rukiye ve Ümmü Gülsüm için evlilik konuşulmaya başlandı. O dönemde işte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarından oluşan bir heyet, bir grup Ebu Talib'in de öncülüğünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geliyor. Hani biz de size dengiz diyor. Nasıl Ebul As size denkti, kabul ettiniz. Biz de şeref olarak Ebul As'tan geri durmayız de deyip biz de size dengiz ve biz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer kızlarına talibiz diyerekten kendi abileri, bizim Ebu Leheb olarak bildiğimiz Abdülüzzan'ın iki oğluna Utbe ve Uteybe'ye Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü istiyorlar. Şimdi bazı rivayetlerde bu evliliğin gerçekleştiği, nikahın gerçekleştiği, bazı rivayetlerde de sadece nişanın olduğu söylenmektedir. Hani bunun en doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Ama hani bizi ilgilendiren tarafı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ün Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile evlenmeleri, yani nikahlanmaları ve o eve gelin olarak gitmeleridir. Peki hocam, boşanmaları hangi olay üzerine olmuştur? Evet. Rukiye Utbe ile Ümmü Gülsüm de Uteybe ile nikahları kıyılıyor ve bu evlilik gerçekleşiyor. Şimdi dedik ya, iki rivayet vardır. Bazı rivayetlerde hani bunlar kendi evlerinde kalmış, o nişanlılık dönemidir bu bahsettiğimiz dönem. Bazılarında da bu evliliğin gerçekleştiği yine söylenmektedir. Şimdi biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiği zaman ona ilk karşı çıkanlar içerisinde amcası Ebu Leheb, Abdülüzzâ vardı. Yani kendi ismiyle Abdülüzzâ, bizim bildiğimiz ismiyle Ebu Leheb de vardı. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği zaman Abdülüzzâ çok sevinmişti. Çünkü Abdullah onun kardeşi, onun yetimi dünyaya geldiği zaman kendi cariyesi olan Süveybe'yi azat etmişti. O kadar ki mutlu olmuştu. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeye başlayınca Ebu Leheb'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en azılı düşmanı olmaya başladığı da birçok rivayette geçmekte. Ve hatta onun üzerine ayette inmişti. Şimdi Abdülmuttalib'in çocukları Ebu Talib'in öncülüğünde bu düğüne ön ayak olunuyor ve bu düğün gerçekleşir. Ama bu düğünün akıbeti, yani bu evliliğin akıbeti çok da uzun sürmüyor. Tabii bu evliliği en çok Allah Resulü kendi akrabaları olduğu için rıza aslında gösteriyor. Hazreti Hatice validemiz de aslında Ümmü Cemil'in nasıl bir karaktere, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu biliyor. Daha öncesinden aralarında eltilik gibi bir akrabalık ilişkisi vardı. Ümmü Cemil'in nasıl bir karakterde olduğu, sivri dilli, sert başlı ve dedim dedik bir kadın olduğu, sözünü esirgemediği ve insanları rencide etmek için elinden gelen gayreti sarf ettiği aşikardır. Bu şekilde bir karakterde olduğunu da Hazreti Hatice validemiz biliyordu. Hatta bu evliliğe çok sıcak bakmıyordu ama eşiyle ve eşinin ailesinin de aralarındaki diyaloğun, irtibatın kopmaması için bu evliliğe rıza göstermişti. Tabii Ümmü Gülsüm Rukiye de nasıl bir kayınvalideye gelin olacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Ama anne ve babalarının rızası da onları hani bu evliliğe bir nevi razı etmişti. Zaten ikisi de beraber olacakları için, birbirlerine destek olacakları için çekilen sıkıntının da çok da önemli olmayacağı düşüncesi onlarda mevcuttu. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelinceye kadar o dönemde çok bir sıkıntı yaşanmamış. Ama ne zaman ki vahiy Allah Resulü'nün evine inmeye başladı,
Adı Uzza'nın, evet, ve Ümmü Cemil'in onlara düşmanlıkları aşikar bir şekilde artık tarih sayfalarında yer almaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o döneme kadar hani bu evliliğin bitmesine dair herhangi bir şey söylememişti. Çünkü zaten hüküm de inmemişti. Ama Ümmü Cemil gibi bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinden aldığı o iki nadide çiçeği sürekli kötülemekte ve Ebu Leheb'e de yeğenlerine karşı kışkırtmakta idi. Yine Kureyşliler Allah Resulü'nü hani bu davadan caydırabilmek için birçok plan, oyun yapmışlardı. Yapmak için birçok bir araya geliyorlardı. Bu oyunların içerisinde, bu planların içerisinden bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adı Uzza'nın evinde olan kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü boşamaya dairdi. Hani biz o dönemde hani kızlar babalar için aslında üzülenilecek bazı noktaları vardı. Bizler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi kızlarıyla uğraştıralım ki bu davasından, bu çıkarmış olduğu yeni davadan vazgeçmesi için. Kafasını meşgul edelim. Doğru. Kafasını meşgul edelim ve artık bu davayla ilgilenmesin diye. Tabii Ebu Leheb o döneme kadar onun da bu konuda herhangi bir gayreti, çabası yoktu ama eşinin de telkinleriyle ve müşriklerin de bu şekilde ona bildirmesiyle kendi yeğenlerini sırf Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet olsun ve kafası bunların boşanmalarıyla meşgul olsun diye Ebu Leheb'in ve kendi çocuklarının rızasıyla bu boşanma gerçekleşti. Zaten Ümmü Cemil kendi çocuklarına sürekli bu iki kızı boşamaları yönünde telkinde bulunuyordu. Ve onlara diyordu ki eğer boşanmadığınız takdirde yüzüm size haram olsun. Bir daha benim yüzümü görmeyin. Şimdi bazı anneler vardır ki çocukların üzerinde etkileri büyüktür. Ümmü Cemil de böyle bir şahsiyette bir kadındı. Ve sürekli kendi çocuklarına bu iki kızı boşamaları için sürekli baskıda bulunuyordu. Ve bu baskılarla kalmayıp bu baskıları eşine kadar götürüyordu. Bir dönem vahiy kesildi biliyorsunuz. Allah Resulü'nün siyerinde yer alıyor. Bir dönemde fetret dönemi dediğimiz dönemde vahyin kesilme dönemi vardır. Bu dönemden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tekrar vahiy gelmeye başlıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi ailesini Allah'ın emriyle toplayıp onlara bir ziyafet veriyor. Ve bu ziyafeti yine amcası Ebu Leheb provoka ediyor. Ve orada diyor ki elin kurusun diyor Muhammed'e. Diyor ki sen bunun için mi bizi buraya topladın? O sırada Tebbet suresi iniyor. Ebu Leheb'in eli kurusun kurudu da kendisi de eşi de onun odun hamalı olacaktır. Ve bu şekilde ayet indikten sonra tabii bunlar onların kulağına gidiyor. Ümmü Cemil hemen kendi oğullarının yanına alıyor ve kendi oğullarına bu iki kızı boşamamaları takdirde kendi evlatlığından reddedeceğini, bir daha kendi yüzünü onlara göstermeyeceğini söylüyor. Zaten bu Tebbet suresi indikten sonra Abdülüzzar'a yani Ebu Leheb'te bu iki kızı babasının evine gönderir. Hatta Utve ve Uteybe'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evine bizzat gittikleri ve peygambere hakaret edip kızlarını geri alması gerektiğini de ona söylüyorlar. Hocam Hazreti Rukiye boşandıktan sonra yeni bir evlilik daha gerçekleştiriyor. Yeni bir evliliği nasıl olmuştur? Bize anlatabilir misiniz? Tabii bu aslında onlar için şer gibi görünse de aslında birçok hayrı beraberinde getiren ve birçok hayra kapı açan bir olaydı. Bu olaydan kısa bir müddet sonra Hazreti Osman biliyorsunuz halifelerden bir tanesi ve Hazreti Rukiye ile evlenmek için Resulullah'a teklifte bulunuyor. Hazreti Osman da hem soylu hem zengin hem ağırbaşlı hem de hayasıyla nam salmış bir sahabedir ve huyu da güzel bir huya da sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kızına danıştıktan sonra Hazreti Osman ile Hazreti Rukiye'nin evliliğine onay veriyor ve bu evlilik
gerçekleşiyor. Fakat düğün yapılıyor. Fakat düğüne Mekkeliler çağrılmasına rağmen bu düğüne icabet etmiyorlar. Çünkü o dönemde biliyorsunuz Müslümanlar sevilmemeye başlanmıştı. İman edenler dışlanmaya ve onlarla herhangi bir münasebetten kaçınılmaya çalışılıyordu ve gayret gösteriliyordu. Halbuki o zamana kadar o Hazreti Osman kendi kavmi içerisinde bilinen, tanınan zengin bir tüccar olmasına, zengin bir iş adamı olmasına rağmen, evliliğine davet edilmesine rağmen, hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı, eşinin eşi, onun kızı olması hasebiyle, hem de Müslüman olması hasebiyle bu düğüne Mekkeliler iştirak etmediler. Hocam zaten hayatlarına baktığım zaman Peygamber Efendimiz'in peygamberliği ilan edilmeden önce sevilen bir aile, saygı duyulan bir aileydi, ama ne yazık ki peygamberlik ilan edildikten sonra tam tersi oldu. Evet. Nitekim anlattığınız gibi, evet, kimse düğüne icabet etmiyor. Evet. Hocam iki hicret sahibi olarak bilinen Hazreti Rukiye'nin ilk hicreti nasıl olmuştur? Biraz bize ondan bahseder misiniz? Daha Hazreti Osman'la evlilikleri gerçekleştikten sonra o dönemler biliyorsunuz Müslümanlar için çok zorlu bir dönemdi. O dönemde boykotlar yaşandı. O dönemde Müslüman olanlara işkenceler yapıldı. Ve Allah Resulü o ilk zamanda iman eden Müslümanlara hem yardımcı da olamıyordu, hem onların canını emniyet altına almak için, hem de Allah'ın davasını farklı farklı yerlere götürmek için bazı Müslümanlara, yani gücü yeten Müslümanlara hicret etmeleri yönünde onları yönlendirdi. Ve Hazreti Osman da eşi, daha yeni evlenmişler Rukiye ile, Hazreti Rukiye'yi alarak Habeşistan'a hicret etmelerini Allah Resulü onlardan istedi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki Habeşistan'da öyle bir kral vardı ki Necaşi, bu Hristiyanlı ve adil bir hükümdardı. Hiçbir zaman hiç kimseye bir kötülüğü görülmemiş ve ona sığınanlara da iyi davrandığı, zulmetmediğini duymuşlardı ve ilk hicretleri Habeşistan'a oldu. Ve orada Hazreti Rukiye ile Hazreti Osman yeni evliler. Orada kendilerine yeni bir hayat kurmaya başladılar, ama Hazreti Rukiye geride ailesini bırakmıştı. Bu duruma çok üzülmüştü. Sevdiği memleketi bırakmıştı. Aynı şekilde Hazreti Osman da her türlü malını, mülkünü bırakıp Habeşistan'a hicret etmişti. Sevdiği memleketini bırakmıştı, gitmişti. Birbirine benzer iki, hem onun çektiği acılar, hem Hazreti Osman'ın çektiği acılar birbirine benzediği için birbirlerini teselli ettiler. O hicret yurdunda, Habeşistan'da birbirlerini teselli ettiler. Birbirleriyle teselli bulmaya başladılar, çalıştılar. Ve belirli bir süre orada kaldıktan sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerinin sayısının fazlalaştığı, Mekkeli müşriklerin artık Müslümanlardan korktuğu ve artık Müslümanlara işkence yapmadığı söylentisi Habeşistan'a vardı. Ve burada tabii birbirlerini teselli ediyorlar. Zaten orada gidince de Habeşistan'a hicret ettikleri dönemde Hazreti Rukiye'nin bir duası vardı. Hem kendini hem Kabe'de kalanları Allah'a emanet edip o şekilde çıkmıştı. Bu söylentileri de duyunca biz hani Allah'a emanet ettik, çıktık. Allah-u Teala onları muzaffer eyledi. Artık hiç kimse onlara zarar vermiyor. İnananların sayısı da artmış. Söylentileri onlara yetişince onlar da heyecanlandılar. Tabii orada olmak onlara çok da güzel gelmiyordu. Ağırlarına gidiyordu, ama sadece birkaç aile, onlarla birlikte birkaç aile geri döndüler. Diğer muhacirler Habeşistan'ı benimseyip Habeşistan'da kaldılar. Hazreti Osman eşi Rukiye'yi de yanına alarak zorlu bir yolculuktan sonra Mekke'ye geri döndü. Ama Mekke'ye yaklaştıkları zaman bu onların kulağına gelen söylentilerin yanlış olduğu, yalan olduğunu kendi gözleriyle artık görmeye başladılar. Çünkü kızgın kumlarda eziyet gören, işkence gören Müslümanları kendi gözleriyle gördüler. Evet hocam, ikinci bir hicret daha gerçekleştiriyorlar. Peki bu hicret nasıl olmuştur hocam? Şimdi hani dedik ya, Mekke'ye geldiler. Mekke'de sıkıntıların devam ettiğini gördüler. O dönemde Hazreti Rukiye de
Babasının evine tabii hemen gidiyor. Babasının evine gidince kendi kardeşleriyle hasret gideriyor. Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yla hasret gideriyor. Hani babasını soruyor, baban selamettedir ve muhacirleri karşılamaya gitti diyorlar ona. Annesine sorunca Hazreti Fatıma bir tarafa koşuyor, ağlamaya başlıyor. Ümmü Gülsüm de yine aynı şekilde gözleri doluyor ve annesinin vefat haberini Hazreti Rukiye'ye veriyorlar. Tabii Hazreti Rukiye çok üzülüyor ve o da ağlamaya başlıyor. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, kızı Rukiye'yi teselli ediyor. Ve bu şekilde annesinin yokluğuna daha alışamadan bu sefer onlar için Medine'ye hicret izni çıkıyor. Çok kısa bir süre Mekke'de kalıyorlar. Daha sonra eşi Hazreti Osman ile beraber Medine'ye hicret ediyor. Tabii bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de hicret emri geliyor. Allah Resulü de Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Geride Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yı bırakarak, zaten daha sonra Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yı da Allah Resulü kendi yanına aldırıyor. Evet hocam. Hazreti Rukiye'nin vefatı nasıl olmuştur hocam? Evet. Şimdi son hicret yurdunda oğlu Abdullah doğuyor. Bu da bazı rivayetlerde Habeşistan'da doğduğu da yine aynı şekilde söyleniyor. Ve hani orada birçok sıkıntı yaşıyor. Annesinin vefatı, hicret edişi, hicret yurdunda karşılaştıkları şeyler bedenini bayağı zayıf düşürüyor. Ve bu acılarla beraber 6 yaşında Abdullah isminde bir oğlu var. Ve bu oğlu bir horozun gözünü gagalaması sonucunda enfeksiyon kapıyor. Ve bu enfeksiyonla birlikte oğlu Abdullah'ın vefatı oluyor. Oğlunun da vefatı üzerine ekleniyor. Annesinin vefatı boykot döneminde, aynı zamanda amcası Ebu Talib'in vefatı. Bu üzüntülerle hicretten gelen üzüntüyle bu üzüntüler katlanarak onun o bedenini maalesef zayıf düşürüyor ve hastalanıyor. Çok büyük bir hastalığa yakalanıyor. Bazı rivayetlerde humma olduğu söyleniyor. Bazı rivayetlerde de kızamık olduğu söyleniyor. Ve bu şekilde rahatsızlığı gitgide artıyor. Hazreti Osman eşine nezaketle, saygıyla ve büyük bir titizlikle ona bakıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir için bir çağrısı var. Müezzinler camilerden insanları cihada çağırırken Hazreti Osman da bunu duyuyor. Ama Allah Resulü ona o dönemde birkaç Müslüman, onun gibi mazeretli olan Müslümanlara cihattan geri kalabileceklerine dair haber gönderiyor. Hazreti Osman da eşinin bakımını üstleniyor ve cihada katılmıyor. Çok istemesine rağmen cihada katılmıyor. Ama malıyla cihada katılanlara Hazreti Osman'ın çok yardım ettiği, cömertçe davrandığı yine birçok rivayet içerisinde geçmektedir. Belirli bir süre sonra Hazreti Rukiye'nin rahatsızlığı artıyor ve bu rahatsızlıktan dolayı bedeni güçsüzleşiyor, zayıf düşüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den döndüğü vakitte Hazreti Rukiye hayata gözlerini yumuyor. Evet hocam. Hocam dilerseniz kısa bir araya girelim. Aradan sonra devam edelim. Evet değerli Rehber TV izleyenleri, kısa bir aramız olacak. Aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, Hazreti Rukiye'nin vefatından bahsediyorduk. Devam edelim isterseniz. Hazreti Rukiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir'den dönüş vaktinde vefat etti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kabre koydukları dönemde bazı rivayetlerde Allah Resulü'nün cenazeye iştirak ettiği söylenmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kızının kabre konuşuna çok kendi gözleriyle müşahede edince çok üzüldü. Gözleri doldu. O arada orada bazı kadınlar vardı. Çok ağlıyorlardı ve bağırarak ağladıkları da söyleniyor. Hazreti Ömer'in orada onlara tepkisi var. Onlara kızıyor, kadınların bu şekilde ağlamaması gerektiğini onlara söylüyor. Allah Resulü orada diyor ki eğer ölüye karşı olan duygular diyor göz ve kalp ile ifade edilirse bu Allah'tandır. Ama diyor
rahmettir diyor yine. Ama diyor bu el ve dil ile yapılırsa diyor bu şeytandandır. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bir mesajı var. Ve Baki kabristanına defnediliyor. Hocam boşandıktan sonra Ümmü Gülsüm, Hazreti Ümmü Gülsüm neler yapmıştır? Evet, biliyorsunuz Ebu Leheb'in oğlu Teybe ile evliydi ve daha sonra boşandı ondan. Allah'ın onların telkinleriyle, Kureyşlilerin baskılarıyla ve baba evine döndü. Allah-u Teala böyle bir şey hayır murad etti, böyle bir hayır murad etti. Şer gibi görünüyordu ama Allah'ın ve Allah Resulü'nün en büyük düşmanının evinden çıkmış oldu. Aynı zamanda hani Tebbet suresi inmişti. Odun hamalı olarak nitelendirilen bu surede bir hanımın da ellerinden kurtulmuş oldu. Rukiye'nin de yine aynı şekilde aynı akıbeti yaşamışlardı. O günlerde hani boykot dönemini yaşadılar. Birçok işkenceden geçti Müslümanlar. Bu dönemde Hazreti Ümmü Gülsüm annesinin evine geri döndü ve annesinin de yaşı ilerlemiş artık, hem çektiği sıkıntılardan hem ard arda geçirmiş olduğu gebeliklerden dolayı Hazreti Hatice validenin bedeni de zayıf düşmüştü. Ev işlerinde annesine yardımcı oluyordu ve kendi kardeşleri olan, kendisinden bir yaş küçük olan Hazreti Fatıma'nın da hamileliğini yine yapıyordu. Bu boykot dönemini kendi ailesiyle birlikte yaşadı. Hazreti Hatice bu dönemde yaşadığı sıkıntıları kendi çocuklarına yansıtmamak için gayret içerisindeydi ama neticede o ailede yaşadıkları için o çocuklarda o sıkıntıları birebir yaşadılar. Etkileniyordu. Hazreti Ümmü Gülsüm de annesine bu konuda çok yardımcı oldu. Manevi yönden birbirlerine destek olmaları belki de o dönemi daha rahat bir şekilde atlatmalarına sebep oldu. Ve Hazreti Hatice boykotun son dönemlerinde bayağı rahatsızlandı. Rahatsızlığı gitgide arttı ve rahatsızlandı. Ve her zaman bir duası vardı. Müslümanların rahata kavuşacakları günü görecek miyim? İnşallah böyle bir günü görür öyle ölürüm diye. Ruhumu o şekilde teslim eder diye. Ve Hazreti boykotun bitmesine yakın bir dönemde Hazreti Hatice validemizin hastalığı gitgide arttı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun son anlarında sekerat-ı mevt dediğimiz o anda onun yanı başındaydı ve Hazreti Hatice'yi teselli ediyordu, ona dua ediyordu ve onun son zamanlarının beraber geçirmiş oldukları son vakitler olduğunu biliyorlardı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'ye çektiği sıkıntılarının artık biteceğini ve Allah-u Teala'nın cennete ona hazırladığı nimetlerden bahsedip onun o çektiği sıkıntıları bir nebze hafifletmek için bir çabanın içerisine girmişti. Ama Hazreti Hatice validemizin bedeni bu hastalığa daha çok dayanamadı ve boykotun kalktığı gün o dönemleri de gördükten sonra Hazreti Hatice validemiz vefat etti. Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma o evin küçük kızları. Hazreti Fatıma'yı Ümmü Gülsüm alıp teselli ediyor, bağrına basıyor. Bir anne edasıyla, bir abla edasıyla artık birbirlerine destek olmaları gerektiğini, artık zaten Ümmü Gülsüm'ün de ona yardımcı olacağını, Ümmü Gülsüm Hazreti Fatıma'yı bu şekilde teselli ediyor. Ağlamaması noktasında da onu ikaz ediyor. Hocam Zinnureyn iki nur sahibi lakaplı Hazreti Osman'ın peki Hazreti Ümmü Gülsüm ile evliliği nasıl olmuştur? Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret ediliyor. Bu boykot döneminden kısa bir süre sonra Medine'ye hicret izni çıkıyor ve Ümmü Gülsüm Hazreti Fatıma ile birlikte onlar da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra Medine'ye hicret ediyorlar. Hazreti Osman da Resulullah'ın kızı Rukiye'nin vefatından sonra bir süre evlenmiyor. Hatta evlenmek bile istemiyor. Çünkü Resulullah'a olan özlemi, Resulullah'a olan sevgisi, muhabbeti çok farklıydı. Ve Resulullah'ın kızından sonra başka hiç kimseyle evlenme arzusu içine hiçbir zaman girmedi. Hatta Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa
eşini kaybetmişti o dönemde ve Hazreti Ömer de kızının bu durumuna çok üzülüyordu. Çünkü Hafsa da eşinden sonra çok üzülmüştü. Hazreti Ömer Hazreti Osman'ın yanına gelip kızı Hafsa ile evlenmesini teklif ediyor. Ama Hazreti Osman diyor ki ben daha hazır değilim diyor. Çünkü Hazreti Rukiye'yi yeni kaybetmiş. Onun verdiği üzüntüyle ve peygamberin kızının ardından başka kimseyle evlenebileceğini hiçbir zaman düşünmedi. Aklından geçirmedi. Ve hatta çok üzülüyordu. Çünkü peygamber ile aralarındaki akrabalık bağı bitmişti diye. Hazreti Ömer'e cevabı ben şimdi evlenmek istemiyorumdu. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün yanına gidiyor ve Hazreti Osman'la Hazreti Ebubekir'i şikayet ediyor ve Hazreti Osman'ın şimdi evlenmek istemediğini ona söylüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki Osman diyor Hafsa'dan daha hayırlı. Hafsa da Osman'dan daha hayırlı biriyle evlenecek diyor. Aslında burada Allah Resulü bir şeylere işaret ediyor. Yani Ümmü Gülsüm'ün, çünkü Ümmü Gülsüm'den başka kızı yok. Daha küçük kızı Hazreti Fatıma var. Ümmü Gülsüm'le evleneceğinin emarelerini aslında gösteriyor. Zaten biz biliyoruz ki Allah Resulü'nün ve kızlarının evliliği tamamen Allah'ın bildirmesiyle ve yönlendirmesiyle olmuştu. Ve daha sonra Hazreti Osman'ın çok üzüldüğünü, Rukiye'den sonra çok üzüldüğünü ve peygamber ile bağının yok olduğu düşüncesi onda hasıl olduğu için peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman'a Ümmü Gülsüm'ü veriyor. Nikahlarını kıyıyor ve Ümmü Gülsüm'e de Hazreti Rukiye'ye verilen mihir miktarı kadar mihir veriliyor ve bu evlilik gerçekleşiyor. Hocam peki Hazreti Ümmü Gülsüm'ün vefatı nasıl olmuştur? Evet, Hazreti Osman ile evlendikten sonra evlilik hayatları çok güzel geçiyor. Birbirlerini çok seviyorlar ve sayıyorlar. Aralarında bir muhabbet oluşuyor. Bazı rivayetlerde 6 sene gibi bir birliktelikleri oluyor. Bu birliktelikten çocukları olmuyor. Ama maalesef Ümmü Gülsüm daha hayatın baharında, hayatın başında bazı rivayetlerde 21, bazı rivayetlerde 26 yaşında vefat ettiği söyleniyor. Ve Hazreti Osman bu olaydan da çok üzülüyor. Çünkü daha yeni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la tekrar bir akrabalık bağı oluşmuş iken Ümmü Gülsüm'ün de vefatından sonra Hazreti Osman tekrar hüzünleniyor. Allah Resulü ona diyor ki üzülme ey Osman diyor. Vallahi diyor benim 10 tane kızım olsaydı onunla da seninle evlendirildim diyor. Bu şekilde onu teselli ediyor. Böylelikle Hazreti Osman'ın ne kadar temiz bir ahlaka sahip evet. olduğunu Peygamber Efendimiz'in bu söyleminden de anlamış evet, oluyoruz. Evet aslında hani bu Hazreti Osman'ın hayalı oluşu, ağırbaşlı oluşu ve ne kadar mütevazi bir insan oluşu, ahlaklı bir insan oluşu ve Resulullah'ın da onu iki kere damat seçip seçmesi ve daha sonrasında da başka kızları olduğu takdirde başka kızlarıyla da evlendireceğini müjdesini Hazreti Osman'a verişi aslında Hazreti Osman'ın ahlakıyla alakalı. Evet hocam. Peki hocam Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün kişilikleri nasıldı? Az çok anlattıklarınızdan hani anladığımız kadarıyla biraz daha detaylı bize anlatırsanız. Şimdi ikisi de aynı eşli yani ikisi de Hazreti Osman'la başlarından evlilik geçiyor. Utbe ve Uteybe ile başlarından daha öncesinden bir evlilik geçiyor. Ve ne kadar Utbe ile Uteybe ile evlilikleri zor bir evlilik olsa dahi aralarında yani ev halkıyla aralarında herhangi bir sıkıntı çıktığı hiçbir rivayet içerisinde geçmemektedir. Bu da onların ne kadar geçim ehli olduğunun bir göstergesidir. Ve yine aynı şekilde Hazreti Osman ile evliliklerinde hem Hazreti Rukiye'nin hem de Hazreti Ümmü Gülsüm'ün eşlerine karşı sevgili ve saygılı oluşları ve onların vefatında Hazreti Osman'a ne kadar üzüldüğü yine birçok rivayet içerisinde geçmektedir. Bu da bize gösteriyor ki
sevgi ve saygı dolu iki şahsiyet. Ahlaklı, vakarlı, ağırbaşlı ve daha küçük yaşlarda onlara yüklenen misyondan dolayı, almış oldukları sorumluluktan dolayı ağır yükleri kaldırabilecek kişiliğe sahip olmaları ve çektikleri sıkıntıdan hiçbir zaman gocunmamaları ve bunu dile getirmemeleri. Evet hocam, baktığımız zaman her iki kız kardeşim de aslında hayat hikayesi hemen hemen aynı. Aynı cereyan ediyor hocam. Evet. O yüzden yani hayat ayrıntıları birbirine benzediği için ve evlilikleri, iki evlilikleri olsun birbirine yakın olduğu için beraber zikretmekte yine şey bulduk, hayır bulduk. Ve ikisinin de aslında hayatlarına dair siyer kaynaklarında çok da bir bilgi yer rastlanmamaktadır. Ama Ümmü Gülsüm'ün hayatında özellikle vefat ettiği dönemde gelen birçok ayrıntı vardır günümüze. Peki hocam, her iki Güzide Hanım sahabenin hayatından çıkaracağımız dersler nelerdir hocam? Şimdi başlarından ikisinin de iki evlilik geçiyor. İlk evliliklerinden nasıl dersler çıkarabiliriz? Şimdi ilk evlilikleri biliyorsunuz gelin oldukları ev öyle bir evdi ki kayınvalideleri çok da geçim ehli bir kadın değildi. Sivri dilli, günümüzde sivri dilli diyebileceğimiz her şeye karışan ve diliyle herkesi inciten bir bayandı. Şimdi böyle bir eve gelin gitmek hiç de kolay bir iş değildir. Belki de Ümmü Gülsüm de Rukiye de böyle bir eve gelin gittiklerini zaten biliyorlardı. Çünkü aralarında bir akrabalık vardı. Amcalarının hanımıydı neticede bu kadın. Ve bu kadını bilmelerine rağmen babalarının bu evliliğe onayı, babalarının onayıyla babalarını kırmayıp bu evliliği kabul etmişlerdi. Aslında onlar nasıl bir eve gelin gittiklerini biliyordu. Böyle bir kadınla yaşamak hiç de kolay bir iş değildir. Yani herkesin becerebileceği bir iş değildi. Ki bu evliliği bitiren onlar olmadı. O dönemde başlarından birçok sıkıntı belki de geçmesine rağmen bu sıkıntıları hiçbir zaman kendi ailelerine yansıtmadılar. Yani çektikleri sıkıntıları ne annelerine ne babalarına anlatmadılar. Bizler günümüzdeki evliliklere baktığımız zaman evin içi aslında mahrem yerlerdir. Evde konuşulan şeyler hiçbir zaman dışarıya yansıtılmaması lazım. Özellikle eşlerin kendi ailelerine, hani çözüm odaklı söyleyebilirlerdi, kendi ailelerine, kendi evlilerinin en küçük sorunlarını bile taşımaları bu evliliklerin kısa süreli olmasına sebebiyet vermektedir. Şimdi bizler Ümmü Gülsüm'ün de Rukiye'nin de hayatına baktığımız zaman o çekilen sıkıntılar hiçbir zaman aileye gitmemiştir. Ki onların kayınvalidesi öyle bir kadındı ki diliyle herkesi inciten bir kadındı. Buna rağmen çektikleri sıkıntıları birbirlerini teselli ederek, teselliyi birbirlerinde bularak bunun üstesinden gelmeye gayret göstermişlerdi ki ta ki Allahu Teala boşanma ile onlara hayır kapıları açıncaya kadar. Yani çıkaracağımız aslında en önemli, en büyük ders budur. Ev içinde yaşanılan sıkıntılar mümkün mertebe her iki yani hem kızın hem erkeğin ailesine gitmemesi. İlk etapta. Şimdi bazı şeyler vardır ki ilk etapta çözülebilecek sıkıntılar eşlerin kendi aralarında konuşmalarıyla çözülebilir. Bu sıkıntılar hiçbir yere gitmemesi lazım. Yani evin dışına sarkmaması lazım. Ama olay ki büyük sıkıntılar yaşandı. Elbette ki hem kızın hem erkeğin ailelerinden oluşan bir heyet ile birlikte bu sıkıntılar çözülme yoluna gidilmesi lazımdır. Yani gençler belki çözüm noktasında bir çözümsüzlüğün içerisine girebilirler ama ailelerin bu noktada büyük sıkıntılar çektikleri noktalarda ailelerin devreye girmesi
belki de evliliklerini kurtaracaktır. Ama yaşanılan en ufak sıkıntılar evin dışına çıktığı zaman daha büyük sıkıntılar meydana getirecektir. Bu şekilde bilinmelidir. Yani hocam günümüzün evliliklerinde hani problem ve sıkıntılar eşler birbirlerinin arasında hani meseleyi halledemiyorlarsa iş ailelere yansıdığı zaman ailelerin ilk etapta çözüm odaklı olması lazım. Evet. İşi çözüm odaklı olup bu evliliği ellerinden geldiği kadar kurtarmaları lazım hocam dediğiniz gibi. Çıkaracağımız en önemli ders buydu. Çıkaracağımız başka bir ders de evlilikte büyüklerin birbirleriyle istişare etmeleri, daha sonra evlenecek kişiye bunu sormaları. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızlarının evliliğinde de bu şekildeydi. Ümmü Gülsüm ile Rukiye'nin de evliliklerinde yine hem Utbe ve Uteybe ile hem de Hazreti Osman ile evliliklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara danışmıştır. Şimdi Utbe ile Uteybe'nin nikahına ilk girdikleri zaman, yani başlarındaki ilk evlilik, geçen ilk evlilikte Allah Resulü Hazreti Hatice validemize danışıyor. Hazreti Hatice validemiz aslında Ümmü Cemil'in nasıl bir karakterde olduğunu, yani kızlarını kimin ellerine emanet ettiğini çok iyi bilen biridir. Ama bu evlilik ilk meydana geleceği zaman bir heyet gitmişti, Allah Resulü'nün amcalarından oluşan. Onların gayesi akrabalık bağlarını güçlendirmek ve evlilikte kendilerine denk birilerini bulmalarıydı. Şimdi Hazreti Hatice bu evliliğe itiraz etmiş olsaydı belki de kardeşler birbirlerinden bağları kopacaktı. Bu şekilde Hazreti Hatice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de akrabalık ilişkilerine verdiği önemden dolayı bu evliliğe yok demedi. Aynı şekilde bu evlilik teklifi kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e de söylendiği zaman Utbe ile Uteybe'nin bu teklifi, Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm de babalarının rızası olduğu düşüncesiyle babalarına karşı itiraz etmediler ve bu evliliğe onay gösterdiler. Ama şu unutulmamalıdır ki, bize örnek olmalıdır ki, bizler de eğer yani bu durumlarla karşılaştığımız zaman büyükler, ebeveynler kendi aralarında istişare etmeli. Bu istişareden sonra kendi çocuklarına da danışmalıdır. Yani ne çocuklar kendi başlarına bir evlilik yapmalı, ne de ebeveynler çocukların rızası olmadan bir evliliğe izin vermeli. Bu fikir alışverişi olması lazım hocam. Tabii istişare edilmelidir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarının hayatında bizler bunu öğrendik. Çünkü peygamber bu şekilde yapmıştır. Yine iki kızın da, hem Ümmü Gülsüm'ün hem Hazreti Rukiye'nin hayatından çıkaracağımız derslerden bir tanesi de ev işlerinde annelerine olan yardımları. Her konuda destekleri. Şimdi maddi yönden, yani güç bakımından evin işlerine yardımcı olmuşlardır. Aynı zamanda zorluk ve sıkıntı anlarında da annelerini teselli etmişlerdir. Ama bizler günümüzdeki gençlere baktığımız zaman maalesef ne maddi ne manevi yönden gençlerin ailelerine destek olmadığını bizler görüyoruz. Yani onlar dışarıda vakit geçirir, dışarıda yorulur ama eve gelir, evde annenin bütün gün yorulduğunu unuturlar. Akıllarına bile getirmezler. Yani bu şeyi, bu kendilerinde görmezler bile. Ama anneleri hem kendi evin düzeniyle uğraşırken, hem kendileri için gerekli olan ihtiyaçları tedarik etmeye çalışırken, çocukların da buna karşılık anlayışlı olmaları ve annelerinin yükünü hafifletmek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerekmektedir. Ama günümüz gençlerine baktığımız zaman, geçen gün bir tanesi veryansın etti kendi kızından. Eve geliyor, direkt odasına geçiyor ve ben sabahtan akşama kadar çalışmama rağmen hem ev işleri hem terzilik yapıyordu kendisi. Bana hiçbir şekilde yardım etmiyor dedi. Hatta yani Allah'tan hiç mi korkmuyorsun
dedim kızıma dedi. Gerçekten şimdiki gençler hem rahatlarına düşkünler hem empati kurup da annelerinin çektiği sıkıntıları pek de anlamıyorlar. Yani sanki hani anne evde bütün gün oturuyor, hiçbir iş güç yapmıyor edasıyla annelerine yapma yardım etme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Maalesef hocam yani gençlerimiz anne babalarıyla vakit geçirmedikleri için ister istemez bu da ilişkilerinde zayıflamaya neden oluyor hocam maalesef. Evet. Biz Ümmü Gülsüm'ün ve Hazreti Rukiye'nin hayatına baktığımız zaman daha küçük yaşta çektikleri sıkıntıların onları olgunlaştırdı. Zaten insanoğlu ne kadar sıkıntı çekerse aslında üzerine düşen olgunluk da o kadar büyük olur. Yani sıkıntı çeken insanların olgunlaşması, hayata bakış açıları ve hayata tutunma şekilleri farklıdır. Mücadeleleri farklıdır. Şimdiki çocuklarımızı el bebek gül bebek büyüttüğümüz için bizler belki de çok sıkıntı çekmelerini istemediğimiz için hayata güçlü tutunmazlar. Mücadele etmeyi bilmezler. Ama bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızların hayatına yolculukta bizler daha küçük yaşta onlara verilen sorumluluklarla onların çektiği sıkıntıların onların ne derece ağırbaşlı, ne derece kişilik sahibi birer şahsiyet yaptığını bizler gördük. Yani bizler üzülmeyelim, bizler çocuklarımızın çektiği sıkıntılara onları olgunlaştırır. Allah-u Teala bir bela, bir musibet vermiş ise bu musibet ve belayla beraber bir kolaylığın, bir rahatlığın olduğunu da düşüncesiyle hareket etmeli ve bu çekilenlerin aslında onlara birer artı olarak göreceğini bilmeliyiz. Ya yapabilecekleri hocam küçük küçük sorumluluklar en azından küçük yaştan çocuklara verilmeli. Evet. Hani zaten Hazreti Hatice'nin hayatına bizler baktığımız zaman çocukların ard arda olması, o Müslümanların boykot dönemini yaşamaları, ayrıca bedenin rahatsızlığı kendi kız çocuklarına ufaktan ufaktan bazı sorumluluklar vermişti. Hem ev işlerinde olsun ona yardımcı olmaları noktasında bu onları erken yaşta olgunlaştırmıştı. Aslında verilen sorumluluklar ufak da olsa çocukların sorumluluk sahibi birer fert olması için yeterlidir. Ama hocam işte maalesef günümüzde daha çok küçük, hani yapamaz, kaldıramaz, başaramaz gibi şeylerle kendimizi aslında çok yanlış hareket ediyoruz. Aslında ne kadar küçük yaşta onlara küçük küçük sorumluluklar verirsek o kadar olgunlaşır ve sorumluluk sahibi olurlar. Evet. Şimdi çocuk yetiştirirken aslında dikkat edeceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi çocuğu kendimiz için değil toplum içinde yetiştirmek. Yani günün belirli saatlerinde senin nedir? Günün çoğu vaktini de toplumla geçirir. Çünkü insanoğlu sosyal bir varlıktır. Bu noktada çocuklarımızı eğittiğimiz zaman, toplum için yetiştirdiğimiz zaman topluma faydalı, hem kendilerine faydalı hem de topluma faydalı birer fert olacaklardır inşallah. Ne kadar sorumluluk sahibi olurlarsa dışarıda o kadar kendini çok daha rahat, güzel bir şekilde ifade edebilirler evet. Hocam. Yine Hazreti Rukiye'nin de Ümmü Gülsüm'ün de hayatında bizler şunu da gördük. Eşlerin hastalık dönemlerinde birbirlerine destek olmaları. Hazreti Osman cihattan geri kalıyor eşine bakmak için. Bundan gocunmuyordu. Belki bir yanı cihada gitmek istiyor ama eşine baktığı için cihattan geri kalıyor. Şimdi genelde toplumlarda erkek hastalanır, kadın bakar. Ama bizler bunu Hazreti Osman ve Resulullah'ın kızlarının hayatında gördük ki erkek de kızına bakar, eşine bakar. Bize çıkaracağımız derslerden bir tanesi de buydu. Yani karşılıklı birbirine hastalık döneminde bakmak ve çıkaracağımız derslerden bir tanesi de yine Ümmü Gülsüm'ün cenaze merasiminde Allah Resulü'nün birebir telkinleriyle cenaze merasiminin ne şekilde yapılacağı, nasıl kefenleneceği, ölünün nasıl yıkayacağı gibi detaylar günümüze kadar gelmiştir ve bize örnek olmuştur. Yine bize adabını, taziye adabını yine bizler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kızının taziyesinde Allah Resulü bize öğretmiştir. Evet hocam, programımızın sonuna doğru da geldik. Dilerseniz son bir iki cümleyle toparlama yaparsak. Evet, şimdi
Bizler her konuda ama her konuda aile bireyleri olarak birbirimize destek olmalıyız. Ki bizler zaten Resulullah'ın da Resulullah'ın eşlerinin de Resulullah'ın kızlarının hayatında bizler bunu gördük. Musibet anında ailelerin birbirine kenetlenmesi ve ailelerinin birbirine destek olması. Özellikle bu konuya hassasiyet gösterip önem göstermek lazım. Bu durumlarda bizler de onlara yardımcı olmamız gerekmektedir. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun değerli bilgilerinizden ötürü. Evet değerli Rehber TV izleyenleri, bugün Peygamber Efendimizin iki değerli kızını ele aldık. İki değerli kızından bahsettik. Hayatlarından çıkaracağımız dersleri konuştuk. Bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte tekrar görüşmek duasıyla hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.